E, zannediyorum bu kongre öncesinde genel başkan seçilirseniz Sayın Koray Aydın'la, Sayın Tolga Akalın'la birlikte çalışacak mısınız gibi bir soru sormuştum size. Sorar mı Evet. Muyum? evet. E, genel başkansınız ne yapacaksınız? Şimdi e, daha makamı teslim almadım. Görüşeceğim hem Koray Bey'le hem e, Tolga Bey'le. Siz makamınızı daha... Hayır ben çarşamba günü devir teslim yapacağım. Mazbatam da işte bu akşam herhalde arkadaşlar tarafından alınmıştır. Mazbata da bana yarın teslim edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkanlığımızın şeyinde alacağım. Salonunda mazbatamı alacağım. ertesi günde yani çarşamba 1 Mayıs çarşamba günü Sayın Genel Başkanım'dan görevi devralmak üzere Genel Merkezimize gideceğim. Görüşeceğim o süreçte, görüşeceğim çok arkadaşımız var. Ee, dolayısıyla e, şimdi nasıl bir atmosfer oluşur, onu e, öngöremiyorum. Bu iki adayla görüştünüz mü Kongreden sonra? Kongre, var, Ko Koray Bey ile Kongre salonunda e, en son e, görüştük. E, Tolga Bey ile Kongreden sonra da e, görüştük. E, Tolga Bey'in görüşlerini e, aldım. E, Sayın Koray Aydın'la da. Görüşme yapacağım yani kendisini arayacağım. Dolayısıyla herhangi bir sorun çıkacağına inanmıyorum. Ben zaten kongrede yaptığım konuşmada da kim kazanırsa kazansın salondan onun kolunda çıkacağım diye Türkiye'ye söz verdim. Çünkü Türkiye'nin İyi Parti'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin İyi Partiden beklentisi var ve Türkiye hala İyi Parti'yi bir ...umut yeşerecek alan olarak görüyor. O kapsam içerisinde ben kongre sürecinde neler yaptıysam, parti kurulduğu günden itibaren neler yaptıysam... ...birleştirici güç olma vasfımı ön plana çıkarmak suretiyle yapılması icap eden her şeyi yapacağım. Hiç kimsenin de endişesi olmasın. Bazı isimleri dahil ettiniz, bazı isimler dışarıda kaldı. Ne göre gerçekleşti bu? Bunların içinde şimdi Türkiye çok bilinenler büyük... var. Yani Sayın Burak Kavuncu gibi, Burak Akburak gibi. Bütözlerle gitmişti, geri geldi. Evet, Ümit Bey'in... Bugün e, Erhan Usta istifa etti. Ümit Bey'in e, partimizden e, istifa etti ama, e, ettiğini açıkladı ama e, resmi bir şey yoktu. E, Müracaatı yoktu ya da bildirimi yoktu. Ben Ümit Bey'e çok ısrar ettim. Dolayısıyla kongreden önce de bu partide kalmamız gerektiğini ben kazanırsam kendisini bırakmayacağımı söyledim. Hatta dün de görüştük, bugün de görüştük. Dolayısıyla Sayın Ümit Özler'le partimiz için vazgeçilmez özellikleri olan bir şahsiyet. Diğer arkadaşlarımız da aynı. Ama e, kimsenin bilmediği bir şey var ya da e, tecrübe etmedikleri için muhtali olmadıkları bir konu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim grup yönetimimiz var. Grup başkan vekilliklerimiz var. Grup disiplin kurullarımız var. Bunlar yedekli kurullar. Ayrıca grup denetim e, kurullarımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20'nin üzerinde milletvekili arkadaşımızın partinin genel merkezinde görev alabilmesi zaten hukuken ya da yasaya bağlı olarak mümkün değil. O sebeple bazı arkadaşlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alacakları görevler kapsamında listede yer vermeyerek onlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ...yüksek sorumluluklar yükleyerek değerlendireceğim. Erhan Usta'nın istifasına gelince o da hiç speküle edilmesin... ...kendisi beni dün aradı, bir başka adayı desteklediğini, deklare ettiğini... ...dolayısıyla elimin rahatlatılması icap ettiğini... ...dolayısıyla istifa etmeyi düşündüğünü söyledi bana ben de kongre sürecinden kaynaklı olarak böyle bir ihtiyacın bulunmadığını ifade ettim hatta kendisine ben şeffaf bir insanım açık bir insanım hatta kendisine eğer bu niyetinizden vazgeçmez iseniz vazgeçmez iseniz bunu önce beraber bir görüşelim birlikte bir fotoğraf verelim. Ve kamuoyuna yanlış anlaşılmayacak bir biçimde de e, ortaklaşarak açıklayalım e, dedim. E, ben onu bekliyordum. Yani e, e, yarın arayacaktım kendisini bu iş için. Ama bugünden resmi olarak istifa dilekçesini göndermiş. Grup Başkan Vekilliğinden istifa ettiğini e, bildirmiş. E, kendisini e, bu e, davranışından ötürü de asla ve kata... E, yermem e, onurlu bir davranıştır. Başka bir adayı destekledim. E, Siyasetin önünüzün açık olması e, lazım. Sizi destekleyen arkadaşlar da var. Onların da beklentileri vardır dediler. Kendisine o zerafeti için teşekkür ediyorum. Ama bir talebiniz olmuş. Onu e, yapmamış. Ha ben onu söyledim kendisine. Yanlış anlaşılmalara vesile düşüneceğini söyledim. Ücretsin. Direkt bir cevap vermedi efendim. Yani e, ama uygun olur dedi. Ee, düşüneceğini söyledi. Ee, hatta komisyonlarımız var. O komisyonlarda milletvekili arkadaşlarımızın e, üstün performansının şahidiyim ben. Çünkü yaklaşık 5 yıldır e, grup başkan vekilliği görevini ya, e, sürdürdüm buraya gelinceye kadar. E, oradaki arkadaşlarımızın emeklerine de şahidim. E, ziyadesiyle külfetli bir iştir. E, bizim de zaten en büyük gücümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamento grubumuzdur. O sebeple orada adalet duygusunu kaybetmeden bütün milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirilmesi icap ediyor. Ve bütün arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız bu sorumluluğu üstlenmeye hazır. Önümüzde kritik bir süreç var. Görüldüğü ve anlaşıldığı üzere anayasa evet. değişikliğiyle ilgili görüşmeler başladı liderler arasında. Bazı görüşmelerin ona işaret ettiği kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla İyi Parti Meclis grubunu bekleyen büyük bir sorumluluk var. Önemli süreçlerde ben de genel başkan olarak meclisteki bu görüşmelere katılacağım. E şeyi çok merak ediyorum. Nasıl bir genel başkan göreceğiz? Yani Açıklama yapan her konuda e, hızlıca refleks gösteren sahada olan bir isim mi olacaksınız? Daha dingin izleyecek misiniz? Buna dair böyle bir planlamanız var mı? Hayır, yani sürekli sahada olacağım, açık ama e, sahada mı olacaksınız? Sahada olacağım. E, ya aslında bulunmam gereken yerde olacağım. E, milletin barında olacağım. Ama e, benden e, özellikle basın mensubu arkadaşlarımız böyle e, bir meseleye e, ziyadesiyle vakıf e, olmadan e, ayaküstü üstü cevaplar e, beklemesin. Zaten ben onu e, grup başkan vekilliğimde de hiç yapmadım. Genel Başkan yardımcılığımda da. Doğru çok lidarlıydınız. Evet, Siz yani çok çok bir şey yapmışlığı ya, olmuştur. Benim. Rahmetli bu konuda her <laughs> ya, Rahmetli Osman Bölükbaşı'nın hafızamda e, yer ki ben Deniz Bölükbaşıyla da çok yakın dostluğu olan biriyim. Cennet Cemalettin Osman Bölükbaşı ile ilgili birçok anıyı biliyorum. siyasetçinin ağzında laf çiğ et gibidir. dolayısıyla nasıl servis edileceği belli olmaz. Nasıl o her zaman bana rehber olmuştur o ifade. Benim de toyluk zamanlarımda ağzımdan beklenmeyen ifadeler çıkmış olabilir. dolayısıyla yani neticede ben siyasetin içine doğdum ama uzun müddet il başkanlığı yaptım. ...işte adaylıklar yaşadım. Büyükşehir belediye Başkan adaylığını tecrübe ettim. O süreçte benim de mutlaka hatalarım olmuş olabilir. Tecrübesizliğimden kaynaklı olarak. Ama partimi temsil makamına geldiğim andan itibaren özellikle Genel merkeze ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde e, konulara, e, efendim tevatürlere e, özenle yaklaşmaya çalıştım hep ve bu böyle de devam edecek. Çünkü şu şöyle söyledi e, denip bir cümle alınıyor içinden e, konunun bütününe vuku e, vukufiyetiniz yoksa ayak üstü ağzınızdan hiç e, doğru anlaşılmayan bir şey de çıkabilir. Ya da yanlış anlaşılan bir şey çıkabilir. Ben İyi Parti Genel Başkanlığı makamında İyi Partinin ve Türk Milletinin İyi Parti'ye oy ve gönül verenlerinin temsilcisi. Dolayısıyla onları mahcup etmemek için elimden gelen gayreti sarf edeceğimden emin olabiliriz. Şimdi biraz İyi Partiyi ne yapacağınızı konuşalım. Ama öncesinde muhtemelen takip edememiş olabilirsiniz. Ee... Lütfullah Kayalar, İyi Parti evet. Milletvekili, Yozgat Milletvekili. Benim programıma... izledim programınızın izledim mi? önemli bölümlerini izledim. Öyle mi? Evet izledim. E, şöyle ben izlemeyenler için, e, tabii. müsaadeniz olursa bir iki cümleyle söyleyeyim. Anladığım şeyi, özetlediğim şey, Sayın Kayalar aslında programın özetinde İyi Parti'nin merkeze konumlanması gerektiğini bir kafa karışıklığı İyi Parti ile ilgili kamuoyunda bir kafa karışıklığı olduğunu yanlış ifade etmiyorumdur umarım e ve aslında önce nerede konumlandığını nerede durduğunu nasıl siyaset üreteceğini anlatması buna gibi bir manifesto yayınlaması gerektiğini ifadeler cümleler kurdu e nasıl değerlendirdiniz önce onu sorayım ve nasıl bir İyi Parti nereye konumlandıracaksınız buna ihtiyacı var mı İYİ Parti'nin şimdi İYİ Parti'nin konumlandığı yer sürekli konuşuluyor tartışılıyor demiyorum konuşuluyor İYİ Parti Türk siyasetinin merkezine kuruldu zaten. Yani İYİ Parti'de kişilerin siyasi geçmişine e, bakılarak e, bu parti şöyle, işte bu parti e, şu eksene doğru kayacak türünden e, tartışmaların e, çok uygun olmadığı düşüncesindeyim. E, ben kongredeki konuşmamda da ifade ettim. Türkiye'nin merkezi e, Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin merkezi onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye'nin e, merkezi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesidir. Dolayısıyla İyi Parti merkezde mi olacak? Merkezde olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz? Söylemden anlayabilirsiniz. Ben merkezi temsil eden ifadelerde bulunan biriyim hep. Ben hiç e, marjinal bir e, tarafta bulunmadım. Hayatımdaki bütün mücadele de e, toplumsal merkezin iz düşümünün siyasetin merkezine taşınması mücadelesinden ibaretti. Dolayısıyla e, partinin kuruluş umdeleri de e, belli. Partimiz e, milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir parti. Bu e, merkez tanımına e, çok uygun. Yani bütün kaygıları ortadan kaldıracak bir e, felsefesi var e, partimizin aynı bir programı var e, ve dolayısıyla bu programı e, siyasetin e, boşalan merkezine parti kurarak e, uygulanabilir hale getirme çabası da e, arkadaşlarımızın ortak çabasıdır. Yani geldiğimiz yerlere bakarak siyasi kimlik oluşturma e, ihtimalimiz yok bizim. Yani o e, sosyal demokrat bir yerden geldi bir arkadaşımız bir başka arkadaşımız merkez sağda siyaset yaptı